çok çok eski bir dostum, çok değerli bir dostum, bir hanımefendi. Türkiye'nin en güzel gülen kadını diyorlar. Türkiye'nin en yetenekli sunucusu Sabah Tümer. Ve bir de yanında ne yazık ki Mehmet Aslan. Gel 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 gel. Bir şey söyleyeceğim. Benim işim Merhaba. Çok zor bu gece. İki tane yakışıklının arasındayım. Ah canım benim. Nasıl gönül almayabilirsin? Nasıl gönül? Ama öyle yalan ama... mı? O da yakışıklı, o da yakışıklı. Yalan mı? Yani. Yalan mı doğru zaten mu? Zaten hani Mehmet'le... Doğruyu söyleyeyim, hiçbir şey olmaz. Şimdi Mehmet biraz önce E'nin arkasına doğru giderken buradaki hanımefendilerden bazıları bayıldılar. Yok canım. Gelince çok fena tekrar... oluyorlar onlar, biliyorum ben. Benim programda da Mehmet geldiğinde... oluyorlar böyle bir, gerçekten duyuyorsun onu yani. Mehmet Aslan diyorsun. Oluyor kız. Peki. Ay ne yapacağız şimdi? Bak biz... fenalık geçiriyor. Vallahi. Var bak, kolonya var. Kolonya var mı? Gel öpeyim tamam, de. Güzel. Gel. Sana diyor. Yok bayılmasın. Gel hadi yani. Madem o kadar gel, ne yapacaksın? Aa, gel. Gel hayatım gel. Ay, dokunma kıza. Aa, bayılırım şimdi. Biz yerimize bakın oturuyoruz. Siz... Bak, bakayım. Yok ya. Aa, vallahi. Canım benim ya. Hakikaten. Hakikaten. Yavaş ya. Peki tamam, normal yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben kimseyi canlandırmıyor muyum burada? Böyle bakıyorlar bana. Biz yerimize oturalım. O arada size altı kelimeyle anlatmaya çalışalım. Hanımefendi. Teşekkür ederim. Kaldım ha. Bu ne bu? Şunu, telefon. Yani şu. Bu. Telefon. Niye? Nasıl? Yeni bir şey mi? Mecra mı bu? Yok ya ben öyle... Twitter gelir mesaj gelir. Twitter. Ha, pardon pardon pardon. Evet. Mehmet'e filan. Öyle cevap verir. Aynen. Ne konuşacağız biz? Ne yapacağız? Biz ne? Vallahi ben çok benim mutluyum senin programına geldiğim yok için. Süper olmuş ya. Ben sana olayı söyleyeyim mi? Dün biz beraber maça gidiyorduk. Evet. Basketbol maçına. Evet. Fener maçına gidiyordun değil mi Mehmet'ciğim? Ona da gittik, şampiyon olduk çok şükür. Vurma. Çok sert. Bu arada bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Ben evet, de kupanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Eyvallah, evet, sağ olasın. Ama sen gördün. Sen Fenerli miydin? Ben Fenerli. Ama ilkini görmüşsündür. 83'tekini gördüm. Mehmet'ciğim. Neyse. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Yapmayalım canım benim. Dostluk konusuyla ilgili bir şey anlatacağım. Eyvallah, yeri gelmişken. Allah. Biz kutlamalara gittik. Şampiyonluk kutlamalarına. Eyvallah. Ortaköy'de bir yere. Hı-hı. Bir gittim, herkes Galatasaraylı işte, formalar falan. Aa, yanımızda bir baktım, kızlar Fenerbahçe forması giymiş gelmiş. Neden? Kutluyorlar. Onlar da sporluk, kardeşlik, dostluktur diye. Senden Alev diye dolayı gelmiş olmasınlar o hanımlar. Ben de her şampiyonluk. Ben de dayanamadan gittim, sordum, sonra tanışıyorduk. Alev diye bir arkadaşım. Ne yapıyorsun siz dedim. Biz her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe demek için geldik dedi. Vay bravo. Ondan sonra. Ne yapalım? Spor dostluk ve kardeşliktir dedi. O zaman beraber eğlenelim dedim. Beraber eğlendik işte yani. Spor, ne dostluk güzel ve kardeşlik. Öyle olması lazım zaten. Bak sarı lacivert olduk. Bu gece hayatı demek ki böyle oluyor. Spor, dostluk, kardeşlik. Yo vallahi öylelerdi. Kimse de bir şey yapmadı yani. Medeni bir şekilde eğlendik. Ne güzel canım, o işin ben boyutu öyle. Ben de çok başka takımların şampiyonluklarında eğlendim. Ama sen nereye gitsen baş... Mesela Bursa Spor'un mu? Bursa Spor'unkine bir şey yapmadı. Onlar Bursa'da eğlenmişler. Dün basket herhalde maçında basketçiler şaşırdı. Ne Step'i anlatsana Step. Ya Mehmet çok kötüsü. Dün anlattın, Steps nedir dedi. Ya siz böyle yan yana durunca herkes kıskanıyor. Biliyoruz, ha? Onun için duruyoruz. Şu, ayırsan mı ben sizi ya? Hayır. Sen oraya geç. Allah ayırmasın. Geçme. Ha geçme peki tamam. Allah ayırmasın. Evet, bir ömür boyu böyle olacağız inşallah.
Tabii canım yani. Ha, Allah peki korusun. Tamam. Şey evet, ne evet. oldu dün? Ha gitti ben şimdi ilk defa gittim. İlk defa gittim. Körle yatan şaşı kalkar bu da gülüyor. bilinçli yaşımda basketbol maçına ilk defa gittim. Ve gerçekten de çok keyif aldım. Evet. Çok yani hareketli, güzel de futboldan daha eğlenceliymiş meğer. Ondan sonra her neyse çıktık. Arabaya bindik. Mehmet bana steps'i anlatsana dedim. Yani steps yapmayı değil mi? Evet. Nasıl anlattım ya? Uzun uzun. Steps sonra dediğimiz bitti. Kural ihlalini anlatıyoruz. Yanlış yürüme kısacası. Bu dedi ki ha dedi ha futbolda offside burada da bu yani dedi. Çünkü var. Ama vardır onun bir mantığı. Bir dakika. Düz mantık çünkü niye? Evet. Şimdi ben futbolu seyrediyorum. Evet. Ama anlamıyorum. Ama offside anlamıyorum. Şimdi bunu da seyredeceğim. Ama steps anlamıyorum. Demek ki oradan benziyorlar birbirine. Hayır. Şimdi hakem böyle yaptı. Ne oldu? Ne diyor bu dedi. Veyahut da işte böyle hareketler. O kadar abartma. Onları yapmadım. Onları yapmadım Mehmet. Yapmadım. Onları biliyorsun. Tutma falan filan o hareketleri. Onlar da hiçbir şey sormadım. Ben sırasında hiç konuşmadım ya. Ben maça son derece offside konsantre bir şekilde. Ya offside'i biliyorum ama ben offside'i anlamıyorum yani seyrederken. Neden sunucu, hanımların hiçbirisi offside'i anlamaz sunucu mesela? Sunucu söylüyor hanımlar çünkü zaten kafamı yormama gerek yok öyle bir şey için. Offside nedir biliyorsunuz değil mi hanımlar? Biliyorlar. İşte biri önde kalıyor, biri arkada kalıyor falan değil mi? Ayağından tutuyor. Bir de şöyle bir şey var. Aynı steps gibi bir şey yani. Yani normalde anladığın zaman çok basit bir şey. Ama anlatması da bir o kadar zor. O yüzden erkekler bence beceremiyor anlatmayı. Sizde sorun yok. Ah ya sen bir tanesin ya. Yani. Hay Allah'ım yarabbim hakikaten bu. Bak gördün mü bizde sorun yok. Anlatamıyor adam anlatamıyor yani. Hayır benim de dilim tutuldu. Steps'i derken tam anlatırken şey yanlış yürüme falan nasıl diyor. Niye yanlış yürüsün diyor adam. Eline topla yürüyemez. Mehmet bak bu kadar cümle geçmedi aramızda. Vallahi yani, geçmedi. Kısacası dedi bitirdi bir şey ya. Futbolda offside neyse. Anlamama gerek yok. Futbolda başka anlamadığın herhangi bir şey var mı? Kurallar babında soruyorum. Bir tanesi tweet attı. Mesela korner şunlar bunlar falan. Öbürü dedi ki boşver top fileden geçince sayı oluyor dedi. Evet öyle var. Basketten daha mı çok keyif alıyorsun artık? Yok evet, ya işte dün akşam çok keyif aldım. Ama basket daha hızlı bir spor falan filan evet. değil mi? Daha çok sen zor bir şeymiş basket? Ya. Yani öylesine oynadım. Öylesine oynadım. Zor sen hiç oynadın mı? Çok oynadım. Halen de oynuyorum. Ya bakma öyle. Boyumun kısa olduğuna o kadar çok uzun değil ama. Yok kısa Darttım. Basketçiler. Dünkü çocuk boyda. Kaçtı onun boyu dedi. Bir tane şey. Ben bunu kendi aralarında konuşuyorum. Biz konuşalım bize bırak iş. Daha iyi konuk var mı ya? Şey, ben bir de çok özür dilerim. Galatasaray'a sonradan girdi ya. Kısa bu çok iyi dedi. Bunu hacisi dedin. Evet Lakoviç. bana öyle anlatıyor. Futbol üzerinden anlatacak. Ne dizi üzerinden anlatsın şeyin diyor, Lakoviç geldi. Bu dedim bak futbolun hacisi dedim. Ama anladım yani. Öyle anlatınca sonra anlıyorum. Çünkü adam yetenekli falan filan. Beşiktaş'a helal olsun. Beşiktaş hiçbir topu kaçırmaz mı ya? Ne anlamda? İkili, güçlük hepsi. Hiç offside mofside yapmıyorlar. Offside falan hiçbir şey yapmadılar. Hatta genç 16 yaşında bir şey. Abi çocuk. Sen dedin onu. Aa bu çocuk değil mi dedi. Ben de dedim ki sana ne dedim oynuyor. Biz bayağı, sen mi o çocuk dedin? Evet. Ediyle bütün gibiydik orada. Ondan sonra diyor ki yanımızda bir arkadaşı daha vardı Mehmet'im. Bu kaç yaşında diyor bu nasıl diyor bu takımda diyor. O diyor ki 16 yaşında diyor. Tabii yani çocuk başarılıysa 16, 15, 14 oynar yani almışlar. Tebrik kazandılar. Vallahi bravo. Vallahi helal olsun. Ama sen de şey yap yani yapıcı yaklaşmışsın olaya. Madem 13, 14 falan oynuyorsa oynuyordur demişsin oynuyor yani. Oynuyor tabii canım. Genç olmasının bu kadar küçük olmasının bir şeyi yok. Çocuk başarılı. Ben mevzuyu nereye götüreceğimi tamamen kaybetmiştim diye. Ben de tamamen kaybettim. Yani, olayı şöyle anlamadım. Yani hayırlı sorularımı olsun programı. Sorularımı mı çalışayım ne yapayım ben? Dedik işte yarın böyle bir program var gelir misin falan. Ben aslında önce korktum. Ne Ergenekon'u mu tartışacağız dedim. Başka bir şey mi tartışacağız? İstersen tartışalım anam. Bu kadar yani alışmışım yüz olarak böyle sert surat. Enteresan sorular. Ben de mi? Evet. Eyvallah. O hiç öyle değildir ya. Espiritüel falan. Değilimdir değil mi ya? Evet. Çok tatlı. Zayıflamışsın bile. Evet zayıfladım. Çok güzel. Ben bir kere gelme görmüştüm. Şöyle Osmanlı yüzüğüyle falan. Hiç bağdaştıramadım. Evet yüzüğüm de vardı. Yüzüğümü de çıkardım. Ne oldu? Çıktı mı? Duruyor.
Bir de ben şimdi bir yerlere doğru gidecek bu mevzu ama dur bakalım. Evdeydim? Akşam ben 7 falan gibi evdeydim. Saat 19 falan gibi. Beni bugün hiç kimse sizin ekipten aramadı. Dedim ki nasıl aramadık hayır, ya? Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dedim ki dedim ne kadar güveniyor Kerim Can bana dedim. Hani bir yayıncı psikolojisi. Muhakkak ki gideceğim derken bir yarım saat 45 dakika sonra falan Pınar'dan mesaj geldi. Bir şey istiyor musunuz programda diye. Yok da dedim kaçta. Emre de aramış seni. Ulaşamadı mı acaba? Ama hakikaten çok ben rahatsınız. Biz buraya gelirken koştura geliyoruz. Reklam gireyim bir dakika. Kötü bir yere gidiyoruz. Abi oldu. Sakin ol. Ne içinden geldiği gibi söyle. Biz bizeyiz dedi. Ya dedim bırak dedim biz. Bu şeylere alıştık. Ben laflara. Mi? Yok. Ha. İşte rejiden bir arkadaş. Hmm. Boş ver dedi. Ya biz bizeyiz. Zaten evdekiler izliyor. Başka kimse yok dedi izle. Başka da izleyen yok diyor. Olur bir canım? Daha almayalım Mehmet'i ya. Ha, ne yapsak? Hayır ama haksızlık ben çok yani çok şu saate kadar sıkıntı yani. Yaşamadım diyorsun evet, değil mi? Evet bilseydim gelirdim. 10 dakika 15 dakika oldu. Nerede ne yaşayacağız yaşamadım. Ha, gideyim mi reklama Okan? Kötüye gidiyoruz bak. Abi tamam sen... bir reklam arası verelim. Ay, gerçekten ben Mehmet'i... yani. Bizi özel... Başka. O arada biz Ergenekon'u tartışacağız. Mehmet'le reklamdan sonra. Habere bakın tam Zeytun haberi gibi sözünü dilimize yerleştiren, haberciliğe afacan bir tat katan, hepimizi güldüren Zeytun ekibi az sonra canlı yayında zubbede. Ah bir imkanımız olsa da şu reklam arasında yayınlayabilsek değil mi? Ya o çok güzel olur biliyor musun? Yani reklam arasında daha da mı fazla eğleniyoruz, ne yapıyoruz? Siz farkındasınız mezunun herhalde. Şimdi... ya neyse. Şu ne züppe olur. Ne demek? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet normalde o kadar patavatsız ki alsın. Davul mavul çalın. Bir şeyler... Hayır ama yani. Okurum. Züppe ne demek? Züppe. Züppe değil bir kere. Züppe olmamasını umuyoruz. Yani ben züppe bir insan değilim. Züppe diye koyduk ismini ama züppe ile karıştırılacağını çok biliyorduk. Sevgili Murat buldu zaten ismini. Kameraman. Biz dedik ki yok oradaki. Gerçekten öyle bir arkadaşmış. Sen öyle gösterince o Bahar'ın yanında bizim, oturuyor. Bizim sevgili Murat Sabuncu bizim programı beraber hazırladığımız... dostumuz buldu. Dedik ki bir program yapalım. Böyle dostlarımız da gelsin. Gülelim, eğlenelim ama siyaset de konuşabilelim. Sanatçı dostlarımız da gelsin. Müzisyenler de gelsin. Hepsinin bir karışımı olsun. Gece yarısı hani bir çorba içersin ya. Hı hı. O lezzette bir şey olsun dedik. Ama çorba deyince de ne bileyim hani olmadı. Züppe koyalım dedik. Hı. Oldu ama züppe böyle, de çok karışıyor. Evet yani ne soruma yapalım? Cevap olarak... Bambaşka bir şey vermeniz, programın yani ismini anlatmanız. Efendim, arkada bak. Ben züppe ne demek? Niye züppe koydunuz demeyin. Züppe koymadık ki abi. Züppe ne demek? Hiçbir çorbadan şey çorba dedim ya abi. Ha, züppe çorba mı demek? Ben bilmiyorum nereye atladım ben acaba ya? Ne çorbası lan züppe? Twitter'a falan Twitter abi, ben Twitter de fena. Sizin telefonlarınız onu ben bir şey ondan Twitter'a falan mı Sabah güzel, sayesinde Twitter'ımız de takipçimiz artıyor. Ondan sonra beni retweet ediyor. Onunla da şeyimiz, kavgamız şu. Mention olayı olarak başa ederse sadece beni hep mentionlıyor ama o zaman ben kızıyorum. Beni mentionladığı zaman. Hayır, ya ben mentionlayayım istiyor. Mentionlayınca da kızıyor. Herkes anlıyor mu mention'ı bir kere? Bilmiyorum. İşte anlamaz. Çok rezil olmuyoruz işte. Mention'ları geçiyoruz. O işte benim ismi öne koyunca sadece bizim ikimizi takip edenler görebiliyor.
sona koyuyorum ki herkes görür diyor. Ama onun iddiasını yapıyorduk. E tamam işte ama çıktı. Evet zaten bu Twitter çıktı, mertlik bozuldu. Sen çok takılıyorsun ondan. Ben o kadar takılmıyorum. Ya şey benim sırf Twitter şey arkadaşlarım söyleyeyim. Şimdi var. Şimdi sabah yani. Benim çok eski ve çok da sevdiğim dostum. Şimdi böyle güler yüzümden dikkat herkes... Dikkat et karım o benim. Duyamadım. Karım o benim yani. Sonuçta bugüne bugün sanalar hem de. Karım o benim diyor. Biz evlendik sen bilmiyor musun? Nerede evlendiniz? Canlı yayında. Bizim. Var mı görüntüsü? Aa. Hazır. Vardır herhalde. Çalıştık anacığım. Burada ya, da boşanalım güzel mı reyting olsun? Burada boşanalım evet. Evet abi. Nasıl evlendiniz? Ben bunu nasıl kaçırdım ya? O zaman yarın. Çok korkuyorum be şey. Giydim acaba gelin ya? Nazlı gelin. Yüz görümlü istiyor bence. Yüz görümlü istiyor. Nazlı. Vay, kalp doktoru var mı burada? Kalp doktoru. Ben yaparım sana. Yeter artık. Bak, bak, bak. Eyvah. Daha devamı var istersen izleriz de. Ben bunları yapmış mıyım ya? Bana da şimdi değil biraz mi? Bir şey. Hiç ben hatırlamıyorum senin alnından öptüğünü falan. Ne yapacaktık? Çok heyecanlandık. Heyecanlandık evet. Hakikaten bir şey soracağım. Sabah benim gerçekten çok eski dostum ve bu ekranda izlediğiniz insanların bir de arkadaki kimlikleri vardır. Sabah benim bu medya dünyasında güvendiğim, gerçekten kişiliğine, karakterine inandığım 3-5 dostumdan, Dargün dostumdan biridir. Hakikaten öyledir. Sen de çok iyi arkadaşsın. Sizin bu ilişkiniz ne zaman böyle bir dostluktan evliliğe kadar gitti? Bizimki ne oldu biliyor musun? 10 sene sonra. Bizim şimdi bize çok sıkıntı geldi. Biz çünkü Mehmet'le gerçekten çok iyi arkadaşız. Evet. Fakat mesela sokağa çıkıyoruz, gazeteciler çekiyor. Doğru. Yok işte aşk yaşıyorlar. Evet. Yok işte Çeşme'de yolda yürüyoruz, ara sokak. Çeşme'de zaten Alaçatı'da her yer ara sokak. Ana yol yok. Ara sokaktan. Ana yol olsa diyorsun ayrılacak. Ara sokaktan işte kaçmaya çalıştık. Ama ana yol da ayrıldı zaten. Falan. Neyse. Falan çok sıkıntı geldi içimize. Ondan sonra böyle bir şey yapalım da hani herkes rahatlasın dedik. Ve biz çok rahatladık değil mi? Evet. Ama yani mesela... Ama bu telefonlara bakarsak pek rahatlamışa benzemiyorsunuz. Ama Twitter'a şey... yani. Hayır. O açıdan değil. Hayır Twitter enteresan. Mesela ben bir gün Paris'ten dönüyoruz. Uçakta biri benim resmimi çekiyor. Sonra Twitter'dan bana yolluyor. Yani şey yapmış. Hı-hı. Sonra oradan arkadaş olmuyor. Öykü diye bir arkadaşım var mesela. Arkadaş Hı-hı. olduk. Öykü Dündar diye bir arkadaşım var. Ama sadece mesaj, Twitter falan o arada konuşuyorsun. Evliliğimizden buraya nasıl geldi? Hakikaten nereden nereye falan? Öykü mü aldı seni? Ha, öykü o yani. Öykü Twitter öyle bir şey ki hiç tanımadığın insanlarla oradan arkadaş olabiliyorsun. Evet. Hiç yani o Facebook tarzı gibi bir şeyler. Benim onlarla alakam yok. Evlilik konusunda da işte bu tarz insanlar kıskanıp sonra kötü mesajlar da atıyorlar. Evet seni de çok kıskanıyorlar yani. Gerçekten çok kıskanıyorlar. Ben bak o gün gerçekten o hani evlenme şeyi olduğu gün. Kimin fikriydi seyirciler, bu? Seyirciler. Benim değil yani bizim değil. Caner mi yaptı bunu? Yok hayır ya ben söyledim. Yok ya biz ben hakikaten. Ben söyledim sana. Evet şey oldu. Mı diye. Benim aklıma geldi. Sinir oluyor ki kısmeti kapanıyormuş. Evet ya vallahi kapanıyor. Senin kısmetin kapanır mı sabah Allah'ını seversen? Aa kıyamam ben sana. Mehmet'in yüzünden kapanıyor. Ya öyle zannediyorlar adamlar. Benim açılıyor. Bunun alnında açılıyor. Gül gibi öyle çocuk gitti kapalım diye, geri getirelim diye. Hiç şey de yok, tevazu da yok yani gül gibi çocuk gitti diye kapalım. Öyle ama doğru söylüyor ha? Yani öyle gül şeyler. Gül gibi de çocuk hakikaten yani. Teşekkür ha? ederim senden bunu duymak beni çok bugün rahatlattı. Biraz dikenlerim var nedir? Evet gülü seven dikenine katlanır. Gülü seven dikenine katlanır. Allah, yani. Muhabbet nereye gidiyor? Ben de anlamadım artık ve tekrar reklama gir. Bir şey söyleyeceğim. Özge hazır mı? O şarkı. Bak sana bir sürprizimiz var. Kim? Özge.
Özge'yi tanıyor musun? Roka'nın solisti. Benim canım ciğerim. Biricik yol arkadaşım. Merhabalar. Ama Özge... Böyle kaldım şu anda. Mehmet bir şey söyle. Evet sen söyle. Program sahibi sensin. Ne yapacağız? Başka bir konuşamıyoruz. Ne yapacaksın? Ben kardeş mi çıktılar? Özge bir gülüyor sabah. Ya. Ama krize giriyor bu kızcağız. Ya. Seninki gibi de değil. Yani sen kontrol edebiliyorsun. Şimdi yapamıyor bak. Çünkü onun küsü orada. Pınar'a baktıkça bazen canlı yayında burada ter döküyoruz. Mesela burada çok ciddi, sözünü unutma, çok ciddi bir konumuz var değil mi? Siyaset falan konuşuyoruz. Buradan ben elektriği alıyorum. Patlamak üzere orada o. Gitti. Sonra durmuyor çünkü. Şimdi mahcup oldu. Çok fena bir şey biliyorum ya. Bugün bak bugün yayındayken benim... Bu böyle işte. Ama sen... Utanma, gülmek ne güzel. Güzel, güzel. Benimki biraz dudaklamanız. Ya işte güzel böyle. Güzel ya, ne güzel. Ama sen memleketi gülmeyi sevdirdin herhalde ya. Allah, Allah anlatmasın. Bak ne güzel. Aa. O geliyor bak. Belki o kadar hani geliyor işte. Öyle stres işte topları vardı ya. Ben vallahi basıyordu, kahkaha atıyordu. Stres topu gibi geldi. Size nereye lazım? Bugün şeyde, bak işte bazen de tutamıyorsun, çok haklı. Bizim hatırlıyorum, bugün şeyde yayındayken hocayla, Yaşar Nuri hocayla. Şimdi bizim Halil var, stüdyo şefi. Yaşar Nuri hoca nasıl bu arada? İyi, çok iyi. İyi mi? Sağlığı iyi. Düştü çok selamlarımızı, saygılarımızı burada iletelim. Benim de çok sevdiğim. Ha. Büyüğüm. O da selam... Onu söylemezsen sonra arada bir dayak yeme ihtimalimiz var. Doğru söylüyorsun. Hayır, gül gül ya, tutma ya. Bak hoca benim karşımda. Geçer şimdi. Bak ben konuyu dağıtmaya çalışıyorum onunla. Halil de şuraya bana vantilatör koydu. Çünkü hoca rahatsızlanmasın diye klimaları çalıştırırız. Burası çok güzel, soğuk bir stüdyo. Neyse sonra kendi koydu vantilatör. Kordonu takıldı. İşte geçen hafta da. İşte ben hani krize gireceğim, giremiyorum. Gülme geldi. Yani adamcağız karşısında ciddi ciddi konuşuyoruz falan. Yaşar Hoca konuşurken mi yaşandı bunlar? Evet ya. İşte bizde geçen hafta Ertuğrul Bey vardı. Ertuğrul Özkök vardı. Biz de yeni kitabından bahsediyoruz. Baya baya ağır siyaset konuşuyoruz. Kim takıldı? Kimin ayağı takılmış? Onun ayağı takılmış. Yere kapaklanacak diye. Orada patlamaya çalışıyor. Programdan sonra kopuyor. Tutamıyoruz. Bir saat falan sürüyor yani. Siz niye hep birbiriniz entrika yapıyorsunuz? Siyaset nasıl? Buraya da mı bulaştı? Kızı 2 dakikada güldüreceğini, kız yerden düştü kalktı. Kameraman ne zaman düşer düşmez. Zaten evet. İsa'ya benziyor. Şeydeyken sen vardın o zaman. SkyTürk'te ben şeyle... ben Serdar'la SkyTürk'te program yapıyorum. Sen kimle SkyTürk'te program? Bizim Serdar'la program yaparken evet. Biz bir ilk SkyTürk'te bizim zamanımızda. Evet, bizim zamanımızda. Evet. Şey krize girmiştik. Sen onu yok muydun? O zaman değil. Vardım, olmaz mı? Ay yazık, bir tane ben şimdi biz... ben konu. Abi niye insanlar alay ediyorsunuz ya? Evet. Kimseyle alay etmiyoruz, kendimizi alay ediyoruz. Ben şimdi Serdar ve ben. Tamam, Serdar Akinan'dan bahsediyor. Serdar Akinan'dan bahsediyor. Biz beraber ne var ne yok yapıyoruz. Konuk da burada. Şimdi konuğa Serdar bir soru sordu. Bu arada sabah ilk programını o zaman yaptı değil mi? Evet, ilk orada başladı. Haber spikerliğinden geçiş programa bizim ne var ne yok. Aynen öyle. Teşekkür ederim. 2003 mü? Gelen yayın yönetmeniydin. Salih Zeki de haber mi? Salih Zeki bana geldi. O da andı bak şimdi bize. Evet. Nerede acaba? Ben görüşüyorum her gün. Burada mı hala? Tabii. Tam konuya gelelim. Evet. Neyse. Serdar konuğa bir soru sordu. Ama gerçekten o sırada komik bir soruydu o. Şimdi Serdar soruyu sordu. Sana anladı sorduğu şeyi. Gülmeye başladı. O gülmeye başlayınca ben gülmeye başladım. Şimdi bak önümde kağıtlar var. Ben artık böyle buramdan yaşlar akıyor gülmekten. O zamanlar hani gülmek televizyonda yasak. Yasaklamışım. Ha yok öyle bir şey yani. Hani öyle. Ben böyle yapıyorum. Akıyor akıyor yaşlar gözümden. Serdar kilitlendi. Adamcağızın cümlesi bitti. Birimizin toparlaması lazım. Yönetmen bana kulaklıktan diyor ki soru sor, soru sor, toparla diyor. Falan vaziyetindeyim. Şimdi Defne Sabah'a konuk olmuş. Defne Samyeli. Biz de Defne Samyeli ile yıllarca çalıştık. Bana konuk mu olmuş? Evet, Defne Samyeli sana konuk olmadı mı? Ha, sen anlattı onu diyorsun. Şimdi anlattığı hadiseler... Ben o günkü olayı söylüyorsun zannettim. Anlattığı hadiseler insanın başına gelebilecek en zor işler arkadaşlar. Çünkü canlı yayındasınız ve sinirleriniz bozuluyor.
Gayet ciddi bir mevzudan bahsetmek durumundasınız ama insansınız. Defne anlatmış bu hikayeyi. Biz Defne ile böyle bir şey yaşadık. Defne o zamanlar ana haber sunuyor. Ben de Haber Özel deyip program sunuyorum. Yani. Her çarşamba günü ana habere konuk oluyorum ve Haber Özel'de neler olduğunu anlatıyorum. İşte cinayetler, yolsuzluklar, şunlar diyorsun ya asık suratlı falan bir adam diye tanınıyordun. Evet öyle bir program yapıyordum gerçekten. Defne beni anons ediyor. Sonra yanıma geliyor yürüyerek. Ve sohbete başlıyoruz işte birkaç dakika falan filan. Defne kalktı yerinden işte Haber Özel akşamı bu akşam dedi. Kerimcan Gamal aramızda dedi. Anam ben patladım. Fakat Defne de gelirken patladı. Gülerek geliyor diye böyle. Arkamda da Güneri abi, Güneri Civaoğlu günün yorumunu yapacak, o da patladı. İki kameraman yere atladı. Ben böyle duruyorum. Kurban benim çünkü bütün kamera bende. Kıpırdama ve imkan yok. Defne gülerek geliyor. Böyle geldi. Evet Kerimcan bu hafta neler var? Dünyada, yani hayatımda en korktuğum an. Çok zor bir an. Kop gül sen de boş ver. Nasıl koparsın? İki kişi ölmüş, üç kişi yolsuzluk yapmış, bilmem kaç kişi bilmem ne yapmış. Ve karşındaki ana haber spikeri gözünün içine bakarak gülüyor. Şunun güvencesinde çünkü kamera onu seçmiyor. Sadece beni seçiyor. O zaman işte tiyatro durumlardaki doneler hocaların söylediği hayatınızdaki en kötü günü aklınıza getirin diyorlar mesela. Kaybettiği ben bunu seni nasıl düşünemedim? Öyle evet bir gülme krizine girdiği zaman. Zeka meselesi. Rahatla şey yapacaksınız. Şu dünya yıldızlarıyla sohbeti nasıl becerdin sen? İşte o da. benim çok yakın arkadaşım, üniversiteden arkadaşım Özlemer Çağlar. Onunla beraber zaten şey yapıyoruz. Çalışıyoruz bazen işlerde. Özlem ayarladı her şeyi. Kimler var? Cameron Diaz da yaptın. Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chase Crawford. Anna'nın soyadı neydi? Anna? Karenina değildir herhalde. Neydi kızcağı? Kendrick. Kendrick. Ondan sonra Joe. Çok yakışıklı da soyadını söyleyemiyorum. Moelho mu? Değil. Ha? Değil. Öyle biz Enes'i bir Cameron Diaz'ı birazcık izleyelim mi? İzleyelim, çok şeker. Jennifer Lopez çok kıskanmış. Biraz öyle mi? Biraz sakalçalarını sabanın. Ne? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Çok o senin kızmış yorumun herhalde. Yok. Seni mi aradı? Ben duymadım, kaçırdım. Evet. çok sert yapmış bir de. Beklemiş böyle salaş bir. Buna işte baştan aşağı en pahalı ayakkabı, topuklu ayakkabılar, çantalar, sapsarışın. Gerçek mi dalga mı geçiyor? Yok ayol atıyor. Gerçek doğru. Doğru canım. Atma. Kamuran Diaz'la değil mi? Cameron Hanım'la Sabah Hanım'ın sohbetinden bir kuple izleyeceğiz. Sabah Tümer, Show TV. Ready when you are, or when she is. I'm ready. Chicken, chicken, chicken. I watched your film, it was really great. I had very good time when watching it. And you were being the pregnant. You never gave a birth, but it was amazing, that scene. How did you get prepared? I've seen a few births, my sisters. I've seen three of her, been with her three times when she's given birth. So I've been in the room, I've seen it, and I've also been a part of the emotion of it. You know, the experience of being there waiting for something, you know, this being to enter the world that you've been waiting to meet, and everybody's fear and expectations and excitement and hope and all that. So we wanted to sort of tie that into this film. It was so real. It was. As if she had given birth for 7 times or something. No, I thought about how I was going to play that scene, and what she did brought something completely different out of me. I wasn't expecting a cry, and she, it was so real and so moving. She brought me to tears, literally. Sabah Tümer soruyor, Hollywood yıldızı Matthew Morrison cevaplıyor. İki kez nasıl doğum yaptırdı? Have you ever been in a... Ha Cameron diye Sabah Tümer. Ne yok farkı canım, var? Öyle bir şey. Vallahi ne farkı var? Öyle bir iddiam yok canım. Kadın niye ya? Dünya starı ya. Tamam ama sen yani sen de Türkiye'nin starısın. Ne olacak ya Cameron Diaz? Hiç. Soğuk şey. Bir şey soracağım. Çok şeker kadın valla. Bence çok önemli işler bunlar. Yani Türkiye'den birisinin işler kalkıp Hollywood bu kadar büyük yıldızlarla sohbet etmesi, röportaj İngilizcesi yapması. İngilizcesi nasıl? Süper. O da zaten öyle. Sen nerelerde geziyorsun kim? Bir şey mi diyecektiniz? Yok. Heyecanlandın mı bu kadar büyük yıldızlarla sohbet ederken? Ya mesela ben seninle sohbet ederken heyecanlanabilirim.
Hayır. Yani seninle birisi sohbet ederken heyecanlanabilir. Yıllardır... Ay teşekkür ederim de hiç öyle... Biz orada nasıldık biliyor musun ekipçe? Hani Özlem, Caner Erdem, İç Yapımlar Koordinatörü Show TV'nin bizim kameraman arkadaşımız Metin. Yani her şeyi çektik ve yasak orada öyle şeyleri çekmek falan. Türk izliyorsun. Tamamen yani bayağı her yere girdik. Bana diyorlar ki fotoğraf çektirmeyin diyorlar. Tamam diyorum mesela içeri gibi fotoğraf falan çektirim. Öyle bir vaziyetteyim ya, yani. Biz çok havalıydık orada. Tersine globalizasyon diyorsun. Aynen yani hiç ben sanki hani çok uzun zamandır onlarla tanışıyormuşuz gibi gayet rahat bir şekilde tak 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 ayağında topuk ayakkabılar. Jennifer Lopez'de var mı? Sabah 8 o röportaj. Öyle mi? Tabii canım o saatte adamlar uyanık bir de röportaj veriyorlar. Tabii çünkü sırayla onlar bir sürü kişiye mülakat. Olur böyle şeyler boşver. Mülakat veriyorlar. Mülakat veriyorlar. Sen birincisin işte sabah körü. Evet hayatım işte. Jennifer Lopez şeyi röportajı da var mı? Mülakat diyemeyeceğim bir daha. Hadi bir daha onu izleyelim. Jennifer. Sabah Tümer from Istanbul, Show TV. You know, I never really even gave it a thought before this film. What do you want to say about the movie? It's the first time that you're getting together in a movie. And yeah. How does it feel like? I want to do another movie together. Yeah, really? We have to do a dramatic one this time. Exactly. Because this was a comedy. And yeah. It was fun. Never. And we had fun together. But yeah. We do something dramatic. I'm up for it. We get to like be really crazy. It was fun. It was a little bit dramatic when you were adopting the child. It's true. Yeah. But I think all good comedy has that. It has that balance where... It's really about real life, you know, and real life is funny. It can be really, really amusing. At the same time, the only time that stuff works is when there's an emotional core there. Right. And I think in that last. Ben Kerim Cahan. Hakikaten seninle gurur duyuyorum çünkü mesleğe nereden başladığını, bugüne nasıl geldiğini çok yakından takip eden bir arkadaşınım. Sohbetlerimiz vesaire birlikte çalıştığımız yıllar boyunca. Bir haber spikerinden büyük bir televizyon yıldızına dönüşmem çok bence gerçekten büyük beceri. Kalbi temiz bir kere. Bravo. Yani hakikaten bu bizim medya dünyasındaki kalbi temiz diyebileceğimiz, herkesin diyebileceği 4-5 kişi var mıdır? Vardır herhalde. Onlardan birisi Sabah Tümer. Bu arada seni de uzaktan tanıyordum ama inan ki bana... Şimdi nefret estağfurullah. Hep uzaktan baktım işte güzel, yakışıklı adam, işte ünlü, şöhret falan filan. Ama onun ötesinde hep böyle bir temiz duruşun vardır senin. O da çok önemli bir şey. Onun da belki hani aileden ya. Bilmem neden gelen bir şeydir bu. Eksik olmasın, sağ ol, teşekkür ederim. Ne bileyim, ne denir ona? Bir şey denir işte, odur belki. Çok başka bir öyle dost bir, biliyor öyle musun bir Mehmet? Gerçekten bu, öyle. Bu dostunuz gerçekten hani belki dalga geçiyorsunuz, belki üstüne böyle şeyler yapıyorsunuz. Ben hani kıskananları... Kıskananlar demeyeyim de hani özenenleri falan filan biraz şaşırtmak için vesaire ama bunlar da zor elde edilebilecek dostluklar. Aynen öyle. Gerçekten yani öyle. Yani o dostluktan faydalanan boyunca... insanlar olur, insana zarar veren insanlar olur. Böyle dostları biriktirmek çok zor bir şey. Mesela bizim dostluklarda benim asıl dikkat ettiğim konular samimiyettir. Yani evet. Sabah gerçekten söyleyeyim. Bu bir daha 10 yılı... söyleyebilsen. Sabah kim? Sen televizyondan Mehmet mi? Mehmet mi ya televizyonda var? Mehmet çok zor bir isim ya. Bunu bir daha söyleyebilsem diyor. Sabah diyor. Yani samimiyet tarafını herhalde. Söyle hayatım. Yani olayı söyle, şu. Çok güzel bir şey söylüyordun. Çok, söyle. Hakikaten çok şirin gözükürler biraz da bu camiada. Ve evet. Her arkadaşlıkta illa bu camiada değil. Biraz, bitirinin bir önü vardır biraz, bir de arkası her zaman kıskançlık vardır ve hani eskilerin bir atasözü vardır ya, dostun olmasını istiyorsan bırak seni geçsin, düşman olmak istiyorsan onu geçmen yeter derler ya. Bilmiyorum, şimdi öğrendim. Bizim doğruymuş. Arkadaşlığımızda mesela Sabah'da gerçi hiç ego yok dostuyla, evet, kardeşiyle, evet, bu insanla. Ben ona dürüstçe 10 senedir, 13 senedir benim çok kötü anlarım oldu. Kendimi kötü hissettiğim, evet, anlarım oldu. Acaba Sabah'la bunu paylaşırsam işte küçük düşer miyim veya bu bundan mutlu olur mu? Ünlü ünsüz kimin hayatında düşüşler kalkışlar hepimiz olmuyor? Hepimiz var. Sabah da öyle ve elinden geldiğince yardım edebileceğini biliyorum. Evet. Yani düşünsene ya, Twitter'da 2 milyon takipçisine yaklaşmış bir insan Mehmet'i takip edin diyebiliyor. Bundan daha büyük bir aynı şekilde, aynı şekilde telefonlarının bozulup bozulduğunu düşündüğün, kimsenin aramadığın zamanlarda da bir Sabah aniden arayıp ne yapıyorsun Kerimcan diyebilecek kadar da aynen.
İyi bir yani kızla ağlayacağım ben galiba. Aynen. Evet ya, bir anda duygusal bir moda girdik. Ben bayağı hani... Mehmet'in bir sözü var. Yok öyle bir şey değil. Mış, arkadaşlarım söyledi. Bir adamın doğduğu an, babasının öldüğü an demişsin. Eskilerin söyledi. Şu benim sözüm değil. Anadolu'dan gelen bir söz. Benim babamın vefat ettikten sonra cenazede bir büyüğümüz söylemişti bana. İnsanın adam olduğu gün babasının öldüğü gündür. Evet. Yani tam ayaklarının üstüne bastığın zaman o andır. Ondan yani ne kadar büyük servet sahibi olabilirsin, tit sahibi olabilirsin. Baban sıradan bir insandır. Sen babanı geçmiş olabilirsin her anlamda ama hiçbir zaman hayatta kimseden korkmazsın ama herkese böyle alttan da bakan baban olduğu zaman böyle bir bakışıyla seni kendine getirebilir. Veya hayatta bütün kötülükler her şey insanın başına gelebilir. Ailesi ve babası, yani babası, ben onu çok yaşadım mesela. Evet. Allah göstermesin, sakat olsun, yatalak olsun, hiç yürüyemesin. Hiç fark etmez, yani, yeter ki başında dursun değil mi? Yani güç olarak aslında hiçbir gücü olması önemli değil ama manen bir insanın babası olması, odasında yatıyor, çıkamıyor olduğunu bile düşünsen bir baban olması, ondan korkman, ondan... Veya saygı duyman. Evet, saygı duymak. İdol olarak kabul etmen. Görmen. Bu çok önemli bir şey. Yani seni hayatın o fırtınasında kendini rıhtıma bağlayan unsur o. O tecrübeden bir kaşık alabilsen ne kadar güzel olur. Ben de babamı 19 yaşında kaybettim. O duyguları çok iyi anlayabiliyorum. Değil mi? O çok daha farklı oluyor. Mekanları cennet olsun inşallah. İnşallah hepsini. Dediğim gibi ben seni uzaktan tanıyordum ama şimdi daha iyi anlıyorum neden uzaktan sevdiğimi. Uzak duralım ama. Aynen. Ben de aynı şekilde öyle. Ben ikinizle beraber bir akşam yemek yemek istiyorum. İnşallah. Hep birlikte yeriz. O gece. Ben sizi fotoğrafçılarla baş başa bırakıp kaçarım bir yerden. Arkadan. Ya biz alıştık artık. Onlar da alıştık. Çekmiyorlar artık. Ya yani. Onlar da bilerek yapıyor. Ya. Mesela ben kız arkadaşınlayım. Sabah erkek arkadaşım. Beraber yemek yiyoruz. Ne zaman oldu bir merkez? Geliyorlar işte. Nedir o? Bir sevgi, bir gene sevgi. Ya bir de en komik olanı mesela bizi 3 senede bir sevgili yazıyorlar. Tazeliyorlar biz manşette değil yemek mi? Yiyoruz ama gündüz. Gazeteleri nasıl satacağız Mehmet'ciğim yani? Değil mi? Ama sen sevmesen, ben sevmesem. Evet, alıştık, güzel nasıl oluyor. Çıkar ben memleketin buyurum. Manşetleri? Değil mi? Değil mi? Hay bir restoranda yemek yiyoruz. Bugün işte şu restoranda yemek yerlerken görüldü diye. Mesela ben bir radyoda spot gördüm son dakika. Ne oluyoruz dedim ya. Hay havaya da giriyorsun aslında valla. Evet. Sabah Tümer'le yemek yedim. İyi işte bak şimdi bir sürü tweetler falan gelecek sana. Evet hadi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Programda hayırlı olsunuz bu arada. İyiydik. Eyvallah, çok sağ sevdik. Olasın. Bilmem kaçıncı hafta oldu ama neyse. Biz yeni öğrendik, kusura bakmayın. Anladım. Ben Mehmet Aslanak kocaman bir teşekkür. Ben en başından beri biliyordum. Ve Kerimcan'ın gerçekten de ekranlarda olmasını, tekrar ekranlara dönmesini çok istiyordum. Bu zamana kadar hep bir türlü gelemedim yani hafta devamı o yoğunluktan dolayı. Her hafta beni yalvarttın. Yalvardım. Bir tek dedim ki ne olur Kerimcan dedim yapma bana bunu zaten 5 gün ekrandayım filan dedim. Aynen bir bant çektiğim bir gün geleyim dedim. Sonra dün iyi günümdeydim. Farkındayım.